Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür ve wrestlingturkiye.net severler. Bugün yanımızda Ahmet Tahircan Gezici var. Merhaba Ahmet. Merhabalar, nasılsınız? Gene isminin tamamını söyleme gafletinde bulundum. Doğru, evet. Luke Wizard, Eren Nur var. Yorumcu ekibin daim üyelerinden. Merhaba. Ve Special Guest Host, gelmiş geçmiş profesyonel güreş takibi yapan en karizmatik insanlardan, en karizmatik adminlerden biri. Oğuzhan Demir var. Hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk. Merhabalar. Ne dememiz lazım sana nick olarak? Aka karizmatik enigma falan olabilir mi? Estağfurullah. Gönlünüzden ne geçer? Güzel bir nick bence. Nasıl gidiyor? Nasılsın? İyiyim. Tekrardan burada olmak güzel. Bir sene mi oldu artık? Bilmiyorum. Bayağı oldu. Bir sene oldu görüşme. En son Money in the Bank radyo yanında görüşmüştük. Baron Corbin'in kazandığı. Hatta doğru tahmin etmiştim. Baron Corbin'in kazanacağına dair o doğru bir tahminin olmuştu. O günden bugüne çok şey değişti. Senin hayatında da büyük değişimler oldu. Üniversiteye başladın mesela. Nasıl gidiyor üniversite hayatı? Üniversite hayatı çok güzel. İşte istediğim bölümdeyim. Her şey güzel. Karı kız tavlıyoruz diyorsun. Konuşuruz onları sonra. Pardon, burada Playboy olan Ahmet Tahir vardı. Ahmet sen mi? Sen miydin? Evet, bugün. Evet, dinliyoruz. Bugün şeyi ya, şanti yaptık. Kızlarda. Ne? Evet, gerçek şanti yaptık. Şantiyi yaparız. Genel olarak bir profesyonel güreş değerlendirmesi yapacak olsak biz sonbahar kıtlığından bahsederiz. Ve sonbahar kıtlığıyla beraber bir SmackDown 1000 Show'u izledik. Galiba Ahmet, bizi yana yatıran en önemli durum SmackDown'un 2 saat oluşuydu. Neler, ilk önce önden bir inceleme yapacak olursan genel hatlarıyla neler dersin? Yani ben beklentilerimin yüksek olduğunu söylemiştim. Keza 2 saat için baktığımızda çok da hayal kırıklığına uğratmadılar. Hı hı. Ama tabii ki 2 saat olması üzücüydü. Zira SmackDown 20 yıllık bir program. Mazisi çok geniş. Mazisi çok geniş. Duyurulan isimler de çok vardı. Fakat maalesef süre yetersizliği dolayısıyla çoğunu izleyemedik. Bu bir burukluk bıraktı ama eldeki malzemelerle bence iyi iş çıkardılar. Süreye göre. Evet. Eren Nur, sen ne diyorsun? Düşündüğüm daha bir SmackDown oldu ama işte 2 saat olması çok talihsizlik oldu. Çok fazla sekans karışıklığı yaşandı. Bir güreşçi işte maçı bitiriyor, diğer hemen beklemeden diğer maçı olan güreşçi geliyor falan. Onun dışında duyurdukları isimlerin bazıları böyle gözükmemesi hayal kırıklığı oldu ama genel olarak iyi bir SmackDown show'uydu. Sen ne dersin sevgili Oğuzhan? Genel hatlarıyla SmackDown hakkında bir şey söyleyecek olsan, özet geçecek olsan bir iki cümleyle önden ne dersin? Ya vallahi ben Undertaker'dan falan böyle güzel bir show an bekliyordum ama pek hani etkili kadar aynen şey oldu diye düşünüyorum. Etkili bir SmackDown 1000 anı olmadı yani. Zaten iki cümle şey söyledi gitti. Hani, evet. Tamamıyla izleyemedim. Aha. Zaten bütün zamanları şovları da takip etmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla dediğim gibi böyle albenili bir şov olmamış. Katılıyorum. SmackDown'ın 1000 anına yakışmadı Undertaker'ın gelişi. Ne dersin sen Ahmet? Undertaker, evet tabii bizim çok farklı hayallerimiz vardı Undertaker'la alakalı olarak. Evet. Triple H aynı şov duyurulmuştu ama o bir hayal kırık bir yaşat tabii Undertaker'ın. Zaten gelişi 3 dakika sürdü, promosu 1 dakika sürdü. O biraz hızlı tabii ki. O adam hayatının en hızlı girişini yaptı herhalde yani, izledim kadarıyla. World class. Zaman dar ya. Aynen. Ya o çok, onu mutlaka önden konuşmamız lazım. Herkes birbirinin segmentini bastı ve sürekli bir yetişmeyecek hızlıca bitirelim acelesi vardı güreşçilerde, fark ettiyseniz izlerken. World evet. Class GTR yazmış. Ben Vicky Guerrero gördüm ve bu bana yetti. Vicky Guerrero hakkında ne diyorsun Eren Nur? Efendim, bir daha alabilir miyim? Kesik kesik geldi de. Vicky Guerrero hakkında ne dersin Eren Nur?
Ya ben yani SmackDown tarihinde en çok sevdiğim simalardan biriydi ama kadını yarım saniye falan gördük görmedik. Hani birazcık daha keşke zaman uzun olsaydı da birazcık daha hani o GM'lerin arasında bir kargaşa görseydik. Evet, o zaman segment segment konuşmaya geçelim istersen Ahmet. Evet, geçelim, ben bu arada konuyu hazırlayayım. Eren Nur, son olarak SmackDown 1000'deki en büyük hayal kırıklığını söyler misin? Ya Chris Jericho ve Michelle McCool'un yer almaması diye söyleyeyim. Olsan? Efendim, ses gelmedi abi. Kesik geldi. Bir daha alabilir miyim? SmackDown 1000'deki en büyük hayal kırıklığın? Benim için Nakamura'nın kaybetmesi abi. Evet. Güzel. Ahmet, söz sende mi? Evet, başlıyoruz o zaman. SmackDown'u Truth TV açtı. Artruth ve Carmella. Artık çift biliyorsunuz kendileri. Carmella'da bir face turn geçirdi Cameron Reign'in sonrası. Truth TV'nin misafirleri de sırasıyla Stephanie McMahon, Shane McMahon ve Vince McMahon oldu. Çok bir olayın yaşanmadığı bir segmentti. Dansla kapattılar. Ya Raw'ın Raw 1000'in açılışı DX, SmackDown 1000'in açılışı R-Truth. Nasıl bir seviye farkı var Eren Nur? Ya bayağı eğlenceliydi, hani güldürmek amaçlı, entertainment amaçlı. Ya tabii ki de hiçbir, şu ana kadar hiçbir show Raw 1000'in yakınına yaklaşamadı. Hani şu SmackDown birazcık daha uzun olup birazcık daha özenli yazılsa hani Raw 1000'e yaklaşırdı ama eğlenceli. Yani pek de rahatsız etmedi beni. Oğuzhan? Buyur abi, bir daha alabilir miyim? Raw 1000'in açılışında DX vardı. SmackDown 1000'in açılışında R-Truth vardı. Ne düşünüyorsun bu seviye farkı hakkında? Sence SmackDown sınıfta mı kaldı? Entertainment bir segment olsa da SmackDown'ın açılışı. Ya belki de aceleye gelmiştir show. Hani Araplarla da şu an bir problem var biliyorsun. Hı hı. Hani bilmiyorum, belki de böyle kurgulanmamıştır esasında. O yüzden ben çok da hani şey yapmak istemiyorum. Fatih Dişke'ye demiş. R-Truth büyüktür DX. Lantik Phenomenal yazmış. Carmella'nın bacakları büyüktür DX. Ahmet. Ne diyor bunlar ya? Ağır mübarek cuma gecesi. Ahmet. Evet. Sen ne diyorsun? Sen Carmella'nın bacakları deyince bir sesin kesildi, hayırdır? Hayır, ben konuyu okuyordum. Carmella da yani çok özellikle beğendim dedik. Yok ya. Çok beğendiğim bir kadın da değil Carmella. Ne? Sesi değil, nefesi kesildi yazmış Lucifer. Ulan, ulan Ahmet, ulan Ahmet. Ahmet kalk geldik yazmış Numan. Evet. Next. He. Ahmet'in yalnız hala kendine gelememesi. O zaman segment yazacak. Hayır, bir gözümün önüne geldi. Ya ben sabahı. Ne demek bir gözünün sabahı önüne geldi? Ya görüntü bir gözümün önüne geldi Artruth'la beraber falan. Hayal yanma şey oldu. Çarşamba sabahı uyandığımda ilk şovu izledim ve Artruth'u gördüm ekranda. Acaba dedim hayal falan mı görüyorum? Acaba rüya mı görüyorum? Hani Artruth niye şovun başında? Ama yok ya, çok sırıtmadılar. Vince McMahon vesaire olsun. Ben çok sırıtan bir açılış olmadı SmackDown için. Evet. açılış böyleydi. Vince McMahon'ın yine entertainment çabası. Bunu biz biraz pek anlayamıyoruz Orta Doğulular olarak. Bir Amerikan eğlencesi, Amerikan kültürü eğlencesi. Diyecek bir şeyiniz yoksa diğer segmente geçebiliriz. Evet. Gecenin ilk maçında AJ Styles ve Daniel Bryan takım olup Usos'larla karşılaştı. Biliyorsunuz AJ Styles ve Daniel Bryan Crown Jewel'da WWE şampiyonluğu için karşı karşıya gelecekler. Bu maçta da anlaşmazlıkları Usos'a galibiyeti getirdi. Evet, Mertay hoş geldin. Usos'un galibiyeti ve AJ Styles'la Daniel Bryan'ın birbirine sert bakışları Eren Nur.
ondan önce Styles'ın girişini izleyen Steph ve Vince McMahon'ın bakışları ders tutarım ya. O kadar güzel fotoğraflanmış ki o an. Hani bir şeye çok fazla para verirsin ve en yüksek performansı istersin ya üründen. Aynı onun gibi baktılar. Onun dışında maç bayağı iyiydi. Ben Usoları görmeyeli çok oluyor. Onları da özlemişiz birazcık. Eğlen yani güzel bir maçtı. Daniel Bryan'ın yanlışlıkla Styles'a vurması falan iyi kurgulanmıştı. Bu dostluk havasına geçmeyeceğini bize işaret ediyor Feud'un. Evet, kesinlikle Feud face vs face Feud'u olmayacak gibi duruyor. Olsa bile iki isim Twinner'a yakınmış gibi duruyor. Ya o fotoğraf bu arada Photoshop değil miydi? Gerçek miymiş? Yok gerçek o. Evet, Numa yazmış. AJ o kadar korudu, o kadar korudu. Gidip Brian'a kaybederse ağır şey yaparım demiş. Hayal kırıklığına uğrarım demiş. Ahmet ne diyorsun? Yani Brian'dan başka daha iyi bir tek alternatif var. O da Miz yani. Hani başka kime kaybedebilir ki kemeri? Sanki AJ Styles. Lunatic Phenomenal. Kim varsa yendi adam yani. Evet, Lunatic Phenomenal yazmış. Ya kemer bir kere de Joe'ya geçseydi iyi olurdu. Gerçekten Joe bu dönemde çok ana kemer maçına çıktı ama fakat çok kaybetti. Oğuzhan sen ne diyorsun? Hangi konuda abi? AJ Styles Daniel Bryan maçı Usolara karşı. Vallahi dediğim gibi ben maçı izlemedim. Ama kağıt üstünde tabii ki de Daniel Bryan ve AJ Styles'ın kaybetmesi ilginç. Evet, Usoların kazanışı acaba Eren Nur Tag Team Divizyonu'nda gelecekte Usolar hakkında gene bize bir ipucu verebilir mi? Bence verebilir. Buradan yola çıkarak The Bar'ın rakibi olabilirler. İlk önce New Day revanş aldıktan sonra sıra Usolar'a gelecektir. Evet, Numan yazmış. Joe alsaydı okeydim ben. Aykan demiş. Onun aklı hala Carmella'da. Yok chat, öyle bir şey yani. Chat, bugün yorumcu ekibi bir Carmella dediniz. Daha baştan dağıldı ya. Bence çok açık ya yazmış. Swapper Wall 2. Ne açık Swapper Wall? Daniel Bryan 1'i vs. Nikki Sina. Ahmet Arda Çakmak yazmış. The Usos Adam ikizler. Lucifer yazmış. Carmella ile dağılıyorsa Ahmet işimiz var. Evet Ahmet, ne diyorsun senin hakkında yöneltilen sözlere? Yani dediğim gibi Carmella çok benim beğendiğim bir kadın değil. Yani güreşçi bir tarafını bir kenara koyacak olursak. Yani tamamen kınıyorum Furkan'ın bu itamını. Çünkü Ahmet kardeşim Liv Morgan seviyor. Lucifer, doğru, evet. Lucifer yazmış. Carmella ile dağılıyorsa Lana deyince birazdan ne yapacak acaba demiş. Ölebilirim burada yani. Evet, diğer segmente geçelim o zaman. Evet, arka alanda 3 eski SmackDown emektarı John Laurinaitis, Vicky Guerrero ve Teddy Long var. Çok kısa göründüler. Yaklaşık 5'er saniye göründü üçü de. Var mı bu konuyla alakalı olarak yorumunuz? Herkes Chant'ini söyledi galiba. Cat Price'ini söyledi. Evet. 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 Favoriniz hangisi? Favoriniz hangisi? Hola hola Laurinaitis. Hola mı? Benim de abi People Power ya. Yoksa Excuse Me? Excuse Me. Oğuzhan sen... Canlı izledim Laurinaitis'i. Ben de. Teddy Long. Oğuzhan Teddy Long dedi. İki People Power, bir Excuse Me. Chatbox'a soralım. Sizin favoriniz hangisi? Ben kesinlikle People Power ya. Özellikle WrestleMania 28'deki Brand maçında mükemmeldi ya. Ya iki brandin de GM'liğini alması John Laurinaitis'in gerçekten unutamadığım WrestleMania'lardan biridir. O maçta en büyük kaybeden Zack Ryder'dı. Evet, Eve galiba tekme atmıştı. Hayalı. Evet, Eve tekme atmıştı hayalarını. Evet, Stephen Truway Excuse Me demiş. Numan Excuse Me demiş. Lantic Phenomenal Hola Hola demiş. Evet, Ahmet Arda Çakmak konuyla alakalı bir şey yazsaydın iyiydi ama. Ha doğru, John Laurinaitis'ten bahsediyor. No Way Out'ta doğru, katılıyorum Ahmet. Özür diliyorum, kusura bakma. Farklı bir şey anladım.
Swapper Wall yazmış. Hayatım Zack Ryder'ın Intercontinental Reign'i gibiydi. Bu yıkıklık seni hatırlattı bana Ahmet. Evet. Ben de Jinder Mahal'in United States Championship Reign'i gibiyim. 8 gündür. O zaman devam edelim mi? Başka yorumunuz var mı konuda? Yok. O zaman SmackDown'ın yine efsane isimlerinden birisi Drak sahnede ama tabii ki uydu bağlantısıyla SmackDown ailesine teşekkür ediyor Drak uydu bağlantısıyla. Bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı? Ne uydu bağlantısı? Tweet attı ya. Ben hayatımda böyle rezillik görmedim ya. Dünyanın en üşengeç adamı yani. Bir yarım saniye, yani yarım saniyelik şöyle konuş, gülümse evet. Tamam video gönder, tamam en azından bizim yüreğimize su terbiyeler. Ama gitmişsin tweet atmışsın. Tweet babam da atar. Evet. Hiç samimi değil. Hayır, SmackDown gibi bir şovun 1000. bölümünde Drak'ın olmayışı gerçekten Drak adına bir kayıp bence ya. Abi Drak, sen Drak'sın. Nasıl SmackDown'ın 1000. bölümünde olmazsın ya? Seni zaten SmackDown'da sen fark yarattın. Yanlış mı? Yani evet. Hayır, Batista, SmackDown'ı SmackDown yapan isimlerden birisi. Lucifer mı ne demiş? Batista yenilmezlerden geldi. Bu adam filmlerden gelemedi yani. Filmlerde keşke çektiği filmlerde film olsa. Nesini beğenmedin mesela Eren Nur? Ya şimdi ben onun en son neyini izledim? San Andreas Fay hattını izledim. Keşke izlemeseydim. Klasik niye? Deprem senaryosu. Kahraman bir baba. Yani çok yapaycılıktan öteye gidemiyor. Onun için sadece Hızlı ve Öfkeli rolünü sevdim, o kadar. Ahmet Arda güzel bir noktaya... Neyse, ben bunları eleştiriyorum ama adam orada milyonlarla oynadı. Doğru. Yok. Ahmet Arda güzel bir şey yazmış. SmackDown listesinde de 1. sıraya koydular Drak'ı ama o yoktu. Evet, o SmackDown listesini bir değerlendirelim mi Ahmet? Tamamen saçmalık yani, 20 yıllık bir brandte 2 yıllık geçmişi olan bir adamı ilk 5'e konulması, ki AJ Styles'tan bahsediyorum. Gerçekten insan aklına hakaret. Kurt Angle, Brock Lesnar gibi SmackDown tarihinde daha fazla yer edinmiş isimler dururken. Peki Jinder Mahal'i koymuş olsalardı sence? %100 hak ederdi. Çünkü ben tamamen objektifim. Son 20 yılda Jinder Mahal kadar konuşulan başka bir SmackDown güreşçisi daha olmadı. O zaman hadi bir şanti yapalım. Sadece bana Eren eşlik ediyor ama bu sefer de beni kırmaz diye tahmin ediyorum. Öyle mi Eren? Ben eşlik ediyorum hep. Ediyorsun hadi. 1, 2, 3. Şanti. Şanti. Son kez. Şanti. Evet Oğuzhan, ne düşünüyorsun bizim hakkımızda? Gayet güzel reisler. Evet. Programlara ekstaz altında çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Adanalı. Nereye geldik? Adanalı moderatör olunca böyle oluyor. Evet Ahmet. Ve gecenin ikinci maçında The Miz ve Rusev karşı karşıya geliyor. The Miz çok hızlı bir şekilde rol atla maçı kazanıyor. Aiden'in girişin dikkat dağıtmaları sayesinde. Böylelikle Miz Dünya Kupası'nda. Maç sonu Lana Aiden English'e bir evet bir girişimde bulunuyor. Bir tekme atıyor kendisine. Daha sonrasında Rusev Aiden English'e adeta paramparça ediyor ve burası da sona eriyor. Evet Eren Nur. Son zamanlardaki entrikalı senaryolardan biri Lana. Yani aslında klasik bir ihanet senaryosu beklerken gayet iyi bir yere bağladılar ama bunun uzun sürmesi birazcık sıkar bir süre sonra. Umarım önümüzdeki pay-per-view biter de Rusev'in veya Aiden'in girişin yeni yolunu izleriz. Çünkü ikisi de birbirinden yetenekli isimler. Bu kadar. Evet, Lana'yı sana soruyorlar sevgili Ahmet. Lana yani ne denebilir ki gerçekten? İyi bir menajerdi. Eren kadın. Ahmet'in titremesi. Ahmet crush. Öyle bir, evet öyle bir laf duysam gerçekten crush ederdim.
Pardon, neyi crash edecektin acaba? Sen crash etmek hakkında çok konuşma bence abi. Olsan bir şey söylemek ister misin? Devam abi. Tamamdır. Evet Ahmet, Lana'nın son dönemlerdeki senaryoları okey. Rusev böyle bir dönem takılacak. Fakat WrestleMania ardından Royal Rumble süreci, öncesinde Royal Rumble süreci ardından WrestleMania. Rusev sence nasıl değerlendirir? Chatbox Halkan'a da soralım. Yani Rusev'in yaşına bakıyorum. 32. Yapacak şeyleri var mı? Evet var. Ama bu kadar Rusev'i tuttuktan sonra, bu kadar face olarak başarılı olduktan sonra ben bir heel hamlesi yaparlar mı bilmiyorum. Bence bu şekilde devam edecektir Rusev. Eren Nur, senin bir tahminin var mı Rusev için? Yok, benim bir tahminim yok. Yani ben de Rusev'in önümüzdeki dönem özellikle Rusev Day chantlerinin bu kadar arttığı bir şeritte, hani ana kemer kazanamadıysa bir daha ana kemer kazanmasını zor olarak görüyorum. Bilmiyorum Rusev'de ne yetersiz görülüyor, fakat seyirci desteğini çok iyi arkasına almasına rağmen yanındaki arkadaşı, takım arkadaşı Aiden English'le feud'a girdi. İlerleyen dönemlerde Rusev'i daha da yüksekte hayal edemiyorum maalesef. Devam edebiliriz Ahmet. Evet, Evolution, en son Payback 2014'te izlemiştik onları. Yeniden SmackDown'dalar. Ric Flair, Batista, Triple H ve Randy Orton. Ric Flair'ın eski defterlerinden Batista'nın yaptığı bir gönderme var. Malzemesiyle alakalı olarak Ric Flair'ın. Ve en sonunda da Batista'nın sert bir sözü var Triple H'e. 16 kere dünya şampiyonu oldun ama beni yenemedin dedi. İkili sonlarda sarıldı ama yine de aralarında bir limonilik vardı. Evet. Çok hani uzun konuşulacak bir konu Evolution. Chatbox halkı ne diyor promoya? Yani özellikle birbirini bu kadar çok hani yaladıkları sırada Batista'nın işte sıra sıra Ric Flair şu kadar şampiyon oldu, şu kadar maça çıktı, şu unvanları kazandı. Randy Orton şu kadar maçta şu kadar unvan kazandı, şu kadar şampiyon oldu deyip Triple H'i de yalamaya başlayıp en sonunda fakat beni hiç yenemedi demesi mükemmeldi. Ya o an seyircinin verdiği yes 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 chantleri, ne bileyim, bence harikaydı. Eren Nur, sen ne diyorsun? Ya ben canlı izlediğimde yemin ederim damağım tutuldu böyle yani. Çünkü hani adamlar, yani en son Batista geldiğinde pek iyi tepki almıyordu. Batista veya Blutista olarak dalga geçiyordu ama hani hem kendi evi olmasından hem de insanların özlemiş olmasından hani efsane yani. Şovu çaldı resmen. Batista'dan bunu beklemiyordum ben. Hani Triple H yine şovunu yapar gider diye düşündüm ama ya Batista şovunu yaptı resmen. Evet, Alper Canbaz ya demiş. Hepsi jiletti, o bakışlar beni benden aldı. Orton hepiniz babanız, hepiniz gitti, babanız hala buradayım dedikten sonra R yapması da efsaneydi. Evet, o da güzel bir ayrıntıydı. Ahmet, ne diyorsun? Yani ben forumda konuya da yazmıştım. WWE'nin son yıllardaki en büyük problemlerinden birisi yıldız yaratamama. Ric Flair'e bakıyorsun, seneler sonra geldi, yaşını başını aldı ama hala İnsanı heyecanlandırıyor. Randy Orton eskilerden, Batista, Triple H. Gerçekten ringde böyle adamlar görmeyi özlemişiz. Yani ben çok özlemişim böyle eski adamlar görmeyi. Ben çok memnun kaldım segmentten. WrestleMania'da yapılacak olası bir Triple H Batista maçının yolu da yapıldı. Yani başka ne isteyebilir ki insan? Evet, Triple H bir WrestleMania'yı daha boşa geçirmeyecek gibi duruyor. Buna binaen Lunatic Finamalı yazmış. Triple H 47 yaşında, Dolph Ziggler oldu ha. Feud'dan Feud'a koşuyor adam. Olsan sen Triple H'in bu yaşına gelip de bu kadar çok aktif olması hakkında ne diyorsun? Sence işine aşık biri mi? Kesinlikle öyle. Undertaker için onca bu kadar gereksiz övgünün olduğu bir ortamda Triple H'e laf gelmesinin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Undertaker'dan daha da evet, daha da hani atletik bir halli olduğunu düşünüyorum Triple H'in. Undertaker olacak olmaktan, Undertaker'ın olmasından ziyade Triple H'in gözükmesini daha çok isterim ben. Evet, Oğuzhan, sen ne dersin? Triple H
Torpilli mi bu kadar WrestleMania şovunda maç, yoksa o da bir WWE efsanesi mi? Tabii canım, elbette torpili vardır ama şimdi bence doğru soru, torpili doğru kişi mi aldı? Bence doğru kişi aldı, evet. Ahmet? Triple H'im ben. Evet, anladım. Triple H, yani Triple H tam bir şirket adamı. NXT'de yaptığı yenilikleri göz önüne alırsak, keza her seferinde WrestleMania olsun, büyük şovlar olsun, ceketini bir kenara koyup botların ayağına geçirdiğine bakarsak gerçekten görev adamı. Ben kendisinin de istediğini düşünmüyorum. Ben Vince McMahon'ın istediğini düşünüyorum. Sürekli'nin geçikmesine. Memnunum yani Triple H'ten. Evet, Emre sormuş. Bu Triple H konuşurken güzel yerden sordu. Shawn Michaels'ın tekrar geri dönmesini doğru buluyor musunuz? Olsan. Tabii canım, elbette bulmaz mıyım? Zaten ben sıkı bir Shawn Michaels hayranıyımdır. Ama ne bileyim ya, hani böyle aktif bir şekilde görünmelerini istemem ama bu şekilde hani önemli bir gün SmackDown 1000'de olmaları tabii ki de hoştu ama evet, aktif bir şekilde görmek istemem. Part-timer olmaları bence de güzel. Özellikle veteran güreşçilerin. Eren Nur, torpili alması efendim gereken adam Jericho'ydu demiş Numan. Jericho yani istese alır sonuçta, şirketteki ilişkileri iyi ama Jericho gençleri daha çok yükseltmek amacıyla şey yaptığı için adını sen söyle. O yüzden kendisini yüceltmiyor. Ama onun dışında hani Jericho'nun 2012 gibi Royal Rumble veya bir WWE şampiyonluğu almasını isterdim diye hala savunuyorum. Ki Royal Rumble 2012 gecesi gerçekten hani o kadar çok sövmüşümdür ki Sheamus'a, yani hatırlayamıyorum bile. Evet, Ahmet Arda Çakmak gelmiş. Shawn dönmemeliydi. Shawn'un emeklilik heyecanını bitirdiler. Shawn'un acaba kendisinin emeklilik heyecanı bitmiş olabilir mi Ahmet? Yani Shawn geçen konuşmuştu. WrestleMania 30'da hatta. Yani bundan kaç sene önce? 4 sene önce bile. Adam diyordu ki yani işte Undertaker'la maça çıkmak istemiş. Bence de heyecanını zaten kendisi çoktan yitirmişti, emeklilik heyecanını. Peki evet, bir şey soracağım. Brock Lesnar mı daha doğruydu yoksa Shawn Michaels'ın geri dönüp kırması mı? Brock Lesnar. WrestleMania 30'da çünkü öyle bir şey konuşuluyormuş. Shawn Michaels sürekli yetkililere beni de hani şu maça koyun ben kırayım diye ama yetkililer Brock Lesnar demiş. Bence de mantıklandı Brock Lesnar. Ben Brock Lesnar olsan sen? Ben de Brock Lesnar'ın daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum ya. Ben de Brock Lesnar'cıyım. Her ne kadar çok hoşlanmasam da. Swapper Wall yazmış. Jericho WWE'yi bıraktı. Artık diğer pro wrestling şirketlerini yükseltmeye çalışıyor. Olsan, pardon Ahmet, sen ne dersin Jericho'nun bugünkü kariyeri hakkında bir yorum yapman gerekirse? Yani Jericho bir WCW, bir WWE efsanesi. WWE tarihinde kesinlikle geridilmiş bir insan. Yani idealleri var, hayalleri var. Bunları gerçekleştiriyor. Japonya'da, şurada, burada. Bundan dolayı insan hayalini gerçekleştiriyor diye kızamam. Ama WWE'yi ayıp ettiğini düşünüyorum. Vince McMahon'dan habersiz Japonya'da güreşerek vesaire. Evet. Bu saatten sonra WWE'de çok görüneceğini pek tahmin etmiyorum açıkçası. Ben de çok, yani çok büyük bir rol alacağını ben de düşünmüyorum. Olursa çok veteran maçları olacaktır belki. Ahmet Arda yazmış. Seriyi Triple H kırmalıydı. WrestleMania 27'de, sonra 28'de Taker yenmeliydi. Olsan sen ne düşünüyorsun? Seriyi sence Brock Lesnar maçlarından önce biri kıracak olsa sence kim kırmalıydı? Bence Shawn Michaels'ın kırması daha güzel olabilirdi. WrestleMania hani 26 ben diyorsun. Aynen. Onun dışında birisinin kırması pek de hani mantıklı gelmiyor. Olanaklı gelmiyor daha doğrusu. Brock Lesnar'dan önce. Evet. Emre yazmış. Bir de bu adam yaşı gelmiş 53-54'e. Switch müziği bile artık zor yapar. HBK hayranıyım bu arada. Yok ya, zor yapmaz. Evet Ahmet, sıra sende. Devam ediyoruz o zaman. Evet. Doğru mu? Hı-hı. Evet, Cutting Edge. Yine dönen isimlerden, dönen isimlerin arasında. Konuğu ise Becky Lynch.
Becky Lynch'le bir atışması oluyor. Becky Lynch ise Becky Lynch durumundan hoşlanmadığını söylüyor ama kendisine aşık olduğunu söylüyor. AJ çok yaran açıklamaları var. Ringden çıktı, dikkat et. Boynun yine kırılması ringden çıkarken iplere çarpıp falan vesaire diye. Daha sonra Charlotte geliyor. Charlotte ve Becky kavga ederken ayrılıyorlar görevler tarafından. Bu segment de burada sona eriyor. Evet Eren Nur. Yani şu özel şov için şu adamın girişine pyro kullanmadınız. Buradan da WWE yetkililerine sesleniyorum. Bütün gözlerim içine ettiniz. O adam o rock işaretini yaparken arkada pyro patlaması gerekiyordu. Yani Arapları alıyorsunuz 60 milyon doları. Bu adama bir tane pyro patlatamıyorsunuz. Yani rezalet. Onun dışında Becky'ye hayran kaldım. Becky'den böyle bir şey beklemiyordum. Becky resmen atar gider yaptı ama Charlotte'ın da zaten onu yere indireceği belliydi. Çünkü bayağıdır Becky zaten üstün çıkıyordu ikili bravlardan. Swapper Wall yazmış. Edge neden her çıktığında döndüğünde taş taş oğlan oluyor? Abi bu ya bu ya. Ya geçen John Cena segmentinde de döndüğünde Rock Feud'unda. Bu niye herkese bir babalık yapmaya, bir antrenörlük edasında yaklaşıyor. Herkese bir yardımcı, babalık yapmaya, bir yardımcı olmaya çalışıyor falan. Abi sen etsin ya. Cutting Edge yapacaksın, ikisini konuşturacaksın. Adam dönüyor, hayatına dair öğütler veriyor. Tavsiyelerde bulunuyor. Ya ben bu Edge'in birkaç defa da değil, bayağıdır böyle dönüp dönüp bununla aynı şeyleri yapıyor. Şok oluyorum ya Edge'in böyle kullanılıyor olmasına. Ahmet sen ne diyorsun abi? Edge benim İlk sevdiğim güreşçiydi. Çocukluğumda en çok sevdiğim güreşçiydi. Hala öyle çok severim. Ama artık galiba onun elediği için artık hiç ringe veya WWE'de sürekli bir görevde bulunamayacağı için bunu yapıyorlar bu adama. Öyle ara bulucu bir rol veriyorlar. Abi geliyor. Ben de tabii üzgünüm. Babana hissiyatı veriyor. Şok oluyorum. Gerçekten dayanamıyorum ya. Ya. Hayır koskoca sineye verdiği ayar güzeldi ama bak hayır sıkıyor. Ayar değildi abi ya. Basma ya. Sen böyle biri değildin can. İşte sen daha iyi olabilirsin. Hadi koçum, yürü koçum tarzı bir promoydu o ya. Bak bu adam ultimate opportunist'ti. Nihai fırsatçıydı. Ne bileyim Raiderdardı. Playboy'du. Karı kız vuruyordu. Ne öyle tipti yani. Bu adam nasihat vermesi Milletin karısını çaldı. Milletin karısını çalan falan yavşak şerefsiz bir adamdı. Bu adamın bu mentor olmasına dayanamıyorum. Olsan. Sen ne diyorsun abi? Olsan. Evet, bana mı geldi söz? Hayır Olsan düştü mü? Tamam. Abi sesin kesik geliyor. Aldım tamam. Ya hani o da aldı yaşını artık ya. O da bazı şeyleri yanlış yaptığını düşünüyor olabilir zamanında. Hani bilmiyorum. Evet, Swapper Wall demiş. Lita'yla ringde sevişen adam babalık yapıyor. Ben daha ne diyeyim üstüne yani? Ne diyeyim yani? Geçen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şeyi vardı. Bir tane Tayyip Erdoğan'ın sözü hakkında, hem İsmet İnönü hakkında söylemine şey diyordu. Ya ben ne diyeyim diyor. Anladın mı? Diyecek bir şey yok adam. Ya ben ne diyeyim artık bu adama diyor. Gerçekten o durumdayım ya. Diyecek söz yok. Edge'in dönüp böyle mentor olması, bir emeklilik hayatından dönüp gelip tecrübelerini anlatan adam olması benim için çok büyük hayal kırıklığı. Olsan demek istediğin bir şey var mı Edge hakkında? Yok abi devam. Evet Ahmet sen bir şey söylemek istiyor musun son olarak? Yok yani Edge'i seviyoruz. Takımlar şampiyonluğu maçında New Day şampiyon The Bar'la karşılaştı ve sürpriz bir turn izledik. Big Show heel turn geçirdi ve New Day'in kemeri kaybetmesine neden oldu. Böylelikle yeni şampiyonlarımız, yeni SmackDown takımlar şampiyonlarımız The Bar. Evet, The Bar şampiyon ama hani beklediğimiz bir şeydi SmackDown öncesi konuşurken. Bu şovda da bir kemer değişimi olacaktır. Raw'binde de olur diye konuşmuştuk Ahmet hatırlıyorsan. Evet. Beklediğimiz bir şeydi ama The Bar'ın alması değildi tabii ki. Bir Show'un törnü Abaz galiba
Big Show heel turn yapsın. Şakkadanak 20 bin bilet satılır. Arena önünde bir daha SmackDown şovları boş kalmaz diye de. Erem Nur ne diyorsun? Big Show geldiği anda dedim aha geliyor heel turn. Yemin ederim Allah razı olsun şaşırtmadı adam ya. Hani gecenin bir vakti güldürdüğü için teşekkür ediyorum kendisine. Hayır, birisi yazmış burada galiba. Ha, Lucifer demiş ki Big Show kendisinin face mi heel mi olduğunu unutuyor mudur acaba? Hangi rolü oynuyorum lan ben diyor mudur? Yani ben de öyle düşünüyorum. Lucifer'ın alması güzel oldu ama Big Show'un heel turn'ı daha da güzel oldu. Ahmet? Yani Big Show gerçekten yorumsuz bir adam. Ben yani SummerSlam'de döndürürler ve SummerSlam'de falan yaparlar diye düşündüm ama Allah da öyle bir şey yapmadılar. SmackDown'da yaptılar bunu. New Day'in artık evet kemeri kaybetmesi bence hayırlı bir şey oldu. Hayırlı bir adım oldu. The Bar'ın reynini heyecanla bekliyoruz. The Bar sence fark yaratabilir mi takımlar divizyonunda? Yani yine dönüp dolaşıp gidecekleri yer New Day olduğu için çok da fark yaratacaklarını düşünmüyorum. Eren Nur? Bence New Day birazcık uzaklaşmalı diye düşünüyorum. Onun dışında The Good Brothers'tır, Sanity'dir. Onun gibi takımların daha çok önde olmasını istiyorum bu aralar. Ben New Day'in uzaklaşabileceğini düşünmüyorum. 2 ay sonra tekrar takım şampiyonu olacaktır. Çünkü New Day artık WWE'de bir marka. Hani ürünleri çıkıyor. Ne bileyim Neon'un adı pankekleri çıkıyor. Ne bileyim gevrekleri var. Gevrekleri, mevrekleri var. Ya yani marketlerde satılan bir ürün lansmanına sahip olduğu için New Day bence 2 ay içinde tekrar takım şampiyonu olacak. Ya da New Day'in bir üyesi şey olabilir. Nakamura'nın rakibi olup şampiyon olabilir. Amerikan şampiyonu olabilir. Oğuzhan senin bu konu hakkında demek istediğin bir şey var mı? New Day zannediyorum Prime Roman Reigns'in sattığı ürün sayısından daha fazla ürün satıyordu. Hı hı. Böyle bir de WWE gibi gelirlerini ön planda tutan bir şirketin tabii, New Day'i dağıtacağını düşünmüyorum. Ya da arka planda tutacağını düşünmüyorum. %100 katılıyorum. Benim söylediklerimi birkaç cümlede toparlamış oldun. Ben de kapitalizmin kazanacağını yani New Day'in tekrar bir ara 2 ay içinde tekrar bir kemer kazanacağını düşünenlerdenim. Ahmet. Ve gecenin ana maçı sanki sene 2010. Rey Mysterio Shinsuke Nakamura ile karşı karşıya geliyor. Arka alanda Rey ile Jeff Hardy karşılaşmıştı. Evet ondan önce karşılaştılar. Maçı da Rey Mysterio 6-19'da kazanıyor bu arada. Taner hoş geldin. Aleykümselam. Rey Mysterio'nun dönüşü ve zaferi ardından Dünya Kupası'na gidişe yaramıyor. Rey Mysterio'nun kazanacağı barizdi. Yani güzel dönmesi ama bu Dünya Kupası zırvalığı da çok saçma yani. Dünya Kupası diyoruz ama hepsi Amerikalı adamların. Ve hepsi de Meksikalı ya Rey Mysterio. Doğum yeri Amerika diye gözüküyor ama. Ya boşver sen onu Meksika yaz. Tamam bir tane Meksikalı, diğerleri Amerikalı ve Veteran Kupası. Hayır o da Amerikalı. Birleşik Devletler diğerleri. Hayır. Tamam. Diyorum ki Veteranlar Kupası ama Seth Rollins hariç. Anladım evet. Yani bir yaşlı başlı adamlar var. Yani umarım Rey Mysterio yani son kez bir Amerika kemerini kaldırır. Galiba sanırım bir tek Amerika kemeri eksikti. Rey Mysterio'nun şeyinde kemer koleksiyonunda. Onu da alacağını düşünüyorum. Onun dışında Jeff Hardy ile arka alanda denk geldi ve direkt 2009 yılına gittim yani. Direkt ışınlandım. Güzel bir nostaljiydi. Gözlerin doldu mu böyle hafiften burnun ıslandı mı? Ya doldu. Sanki böyle sene 2009 Cuma akşamı odamda televizyonu açıp Fox'ta bir televizyonun içine girmiş bir şekilde SmackDown izliyorum zannettim. Evet, annemden gizli izliyormuş gibi oldum ben de. Ahmet ben neler dedin ya.
Hala küçükken. Gizli izliyorsun galiba annen. Malum Lana falan deyince titriyorsun ya onun için. Acaba dedim ya. Adam televizyonunu artık bağlıyor. Sen bunu nereden biliyorsun Eremnur? Fotoğraflaşıyoruz. Evet. Chatbox'ta Eremnur'la Ahmet fotoğraflaşıyor diyen bire bassın. Başka şeyler yapıyor diyen ikiye bassın. Ne? Ya. Lütfen bire basabilir. Arkadaşlar, ben geyim arkadaşlar. Ben çıldırıyor. Ya ben gözümü yani. Bulundurun. Evet. Ahmet, evet sen dinliyoruz. Rey Mysterio şey. Cefa. Rey Mysterio gerçekten Rey Mysterio. Bizi eski günlere götürdük Eri Yemiş'iyle beraber. Shinsuke Nakamura'nın manasız United States Championship reynine son verecek isim olduğunu düşünüyorum ayrıca Rey Mysterio'nun. Maçla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Ortalama bir maçtı. Ama Rey Mysterio hiçbir şey kaybetmemiş. Onu gördük. Evet. 25 yıl sonra diyecekmişim. Ne alaka? Yıllar sonra Rey Mysterio döndü ve WWE'den ayrıldığından fizik olarak daha fit durumda. Daha hareketli, daha çabuk, daha hızlı. Ring içinde daha süper atlet. Oğuzhan sen ne diyorsun? Rey Mysterio'nun dönüşü ve galibiyeti. Ya tabii en nihayetinde high player'ların yaşlandığı zaman seyir zevkleri düşer ama Rey Mysterio dediğimiz gibi hani gayet iyi durumda. Ama ben olmalısı Rey Mysterio'yu pek sevemedim ne yalan söyleyeyim. O yüzden hani kendisini pek görmekten haz etmiyorum. Tecrübe ile hani harmanlandığı zaman. Yani tecrübeyi biriktirip ringe yansıttırdığını düşünüyor musun bu yaşında Rey Mysterio'nun bu kadar çabuk, hızlı, atletik olması? Ben bir high flyer'dan çok daha fazlasını görüyorum Rey Mysterio'da. Yani hani hepimiz cringe'dik bundan bir 10 sene önce. Fakat ben bugün izlediğimde Rey Mysterio'nun büyük bir profesyonel güreşçi olduğunu fark ediyorum ya. Sen ne dersin? LeBron James'e benzetebiliriz bence bu konuda. O da hani tecrübesi olmasa şu anda 35 yaşında atletik bir oyuncu ama işte en üst seviyede olamazdı. Rey Mysterio da tecrübesi sayesinde seyir zevkini hala evet. Kaybettirmemiş. %100 çok çok doğru. Tecrübeyle zaten teknik harmanlandığı zaman o işte altın çağ dediğimiz dönem ortaya çıkıyor. Bence Rey Mysterio şu an altın çağında ve izlemesi en keyifli yıllarında. Yani birkaç sene sonra aynı şekilde AJ Styles da bence. Birkaç sene sonra farklı konuşabiliriz belki Rey Mysterio hakkında. Ahmet sen ne diyorsun? Rey Mysterio evet yani çok bir şey kaybetmemiş dediğim gibi. Hala eskisinden daha iyi durumda fitlik bakımından. Hala çok şey gibi böyle atom karınca gibi. Ben çok beğendim Rey Mysterio'yu. İzleyeceğim için de bundan sonra düzenli olarak çok heyecanlıyım. Evet, bitirdik mi? SmackDown'u puanlayalım o zaman. Hayır, bir de Undertaker var. Undertaker ve efsane promosu. Undertaker biliyorsunuz, kardeşi Kane'le beraber takım olup DX'e karşılaşacak Suudi Arabistan'da yapılacak Crown Jewel'da. Undertaker ringe geldi ve sadece 3 kelime etti. Rest in peace. Olsan. Ölmüşlerin canına değsin. Olsan DX 10 numara espri. Araplar parayı bastı. Shawn Michaels ringlere geri döndü. DX ile Brother of Destruction söyleyemedim. Destruction. Olur öyle. Kane Undertaker karşı karşıya geliyor. Arap şovu hakkında ne düşünüyorsun DX ve ölümsüz kardeşler? Vallahi WWE tarihindeki hani manası en yüksek maçlardan birisi olabilir ama hani seyir zevki açısından da bunun tam tersinden bahsedebiliriz. Bence hani olmasa da olur bir maç ama bilmiyorum. Yetkili abiler böyle uygun görmüş. Ben de hani o maçı izlemek isterim. WWE güncel takip etmeyen birisi olarak. Evet Ahmet, klasik Arap görgüsüzlüğü diyebilir miyiz bu maça? %100 yani Arap ne isterse onu yapıyor Vince. Ama şöyle düşünüyorum ben. Bizi Triple H ve Undertaker Super Showdown'da çok büyük utandırdı. Yani çok alay ettik belki yaşlar vesaire diye ama çok iyi iş çıkardılar.
Bence bu maçta da bizi ters köşe edip iyi bir performans gösterebilirler. Evet, Numan İnci yazmış. Seyir zevki istiyorsanız NGPW'yu izleyiniz. Ya kardeşim, Kawasaki ile Yokohama maç yapmış. Amına koyayım. Bunu izlesem ne, izlemesem ne? Ya şimdi... Abi Toyota diye adam var ya. Toyota... ya... Utan lan gel. Abi bir adam Yokohama ile o kadın güreşçi Manami Toyota mu? Yokohama ile işte ne bileyim Toyota, Suzuki Kazuchika da o kadar. Tövbe bismillah ya. Affedersin, seyir zevki için bunları izleyecek olsam açar motosport izlerim ya. Allah Allah. NASCAR mı izliyoruz kardeşim? Çıldırıyorum. Abi Japonya New Japan Pro Wrestling'in Türkiye altyapısından görüntüler sızdırmıştık programda. O konuyu derhal güncellemeliyiz. Bir dakika. Şimdi burada profesyonel güreş izleyenler delidir, akıl kaçkınıdır, rahatsızdır falan diyen bir arkadaşımız olmuş Twitch'te. Ona buradan birkaç kelime etmek istiyorum. Evet. Sevgili Ahmet Bey, story olduğunun falan farkındayız bu işin. Hatta oturup bir saat boyunca haftada birkaç defa senaryoları yorumluyoruz. Fakat bu işin kurgu boyutunun bir de ötesi var. Bununla alakalı yazılmış bir kitap da var. Türkçe Hakan Aktaran'ın Kurgu ve Ötesi. Ya daha iyi anlayabilmek için bilgi sahibi olmak gerekiyor tabii. Bu insanlar ringe çıkıp hani birbirinin yendirebildiğinin senaryosunun yazılması için yani çok büyük ego kavgaları veriyorlar. Arka alanda çok büyük ego savaşları dönüyor. Ya da işte daha önce haber sitelerine yansımış olan bir sürü kreatif kontrol dediğimiz her güreşçinin belli oranda sözleşmesinde bulunan senaryoları belirleme durumları oluyor. Ya insanlar haliyle eğlenebildiği şeyi izliyor. Nasıl bir dizi, nasıl bir film senaryoysa bu da bir senaryo ve insanlar dövüşmüyor. Onun için bu kadar senaryo olması problem değil. Çünkü ortada güreş var. Profesyonel güreşte insanlar dövüşmez. Yani fake demek onun için biraz anlamsız. Ortada çünkü bir güreş var. Oğuzhan, sen bir şey demek ister misin bu konu hakkında? Ya onun da ben hani kendisinin gerçek görüşleri olduğunu pek düşünmüyorum. O da en nihayetinde onu izleyenleri eğlendirmek zorunda biraz. Hani o yüzden ben bu konuyu pek de takmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya WWE zaten ülkemizde bildiğiniz gibi düşebileceği kadar düştü. Hani bir tane şiş konunda iki laf etmesi bence çok da hani problem teşkil etmez diye düşünüyorum. Ahmet? Yani gerçekten evet, güreş sahte, biz de bunun farkındayız. Güreş ne kadar sahte? Güreş en azıcık reyni yayınlarda anlattığı hikayelere kadar sahte. Evet sahte, ama biz bunun bilincinde olarak izliyoruz. Bu bir senaryo oturtulduğu için izliyoruz. İnsanların orada emek verdiğinin bilincinde olduğumuz için izliyoruz. Ve bundan zevk alıyoruz. İnsanların zevkleri dolayısıyla, izledikleri, sevdikleri, hoşlandıkları şeyler dolayısıyla yargılamak gerçekten çok büyük yıkıklık. Umuyorum Jahren kardeşimiz 25 yaşındaymış zannediyorum. Umuyorum ilerleyen dönemlerinde ya biraz 29 büyür. Olabilir. 29 mu? Evet. Ya bu saatten sonra zor, ama inşallah olabildiğince kendini düzeltir ve insanların görüşlerine, düşüncelerine saygı duymayı öğrenir. Eren Nur. Ya buna hani işte script, bu işte önceden kurgulanmış şey demek gayet kolay, ama bu gördüğümüz, izlediğimiz, sevdiğimiz adamlar kendilerini riske atıyorlar. Yani bir hareketin yanlış yapılması bir güreşçinin kariyerine sebep oluyor. Felç olmasına sebep oluyor. Ölümüne kadar gidebiliyor. Hani biz bunları seviyoruz. Hani sahte olsa bile, sahtenin içinde bile gerçeklik var.
Yani çok kötü sakatlanan güreşçileri de gördük bu zamana kadar. Seth Rollins olsun, Cena olsun, Zira. Ya gerçeklik... Yani oturduğun yerden... Evet. Oturduğun yerden konuşmak kolay bir şeydir. Hani orada chat'in ağzına laf vermek için, goy goy geçmek için bir iki tane kaynağa bakıyor, üstün körü bir yorum yapıyor işte. Milletin yorumlarını okuyup goy goy geçiyor. İçin iç yüzünü görmesini isterdim ama çok saçma ve aşağılayıcı, kendini üstün görme yorumlarında bulunmuş. Yani diyecek başka bir şey yok yani. Bilgili cahilden korusun bizi Allah. Ya dediğin gibi bu işin realistik boyutu var. İşte o zaten kurgu dediğimiz kısmının ötesinde başlıyor. Yani işte güreşçi egoları olsun, senaryodaki kreatif kontroller olsun. Az önce söylediğim gibi burada bir dövüş yok. Burada bir güreş var. Onun için abi gerçekten birbirine vurmuyorlar ya demek işin biraz mantığını ters tepiyor. Evet, ya şu, burada bir sanat var. Mutlaka. Sanat diyelim biz buna. Mutlaka. Yani bunu bir dövüş olarak algılamak yanlış. Smackdown'ı puanlayalım. Smackdown'ın 1000. bölümü. Ahmet. Evet, 5 üzerinden 4. Ben de 4 veriyorum. Eremnur. 4 veriyorum. Oğuzhan. Ben bence bir puan vermeyeyim çünkü tam izleyemedim. İzleyeyim, ondan sonra ben size daha sonra vereyim puanı. Pekala. Alper demiş 5. World Class GTR demiş 4. Lanty Finamul 4 demiş. Lucifer 4.5 demiş. Yes Yes Chi Adam 4.5 demiş. Swapper Wall 3.5 demiş. Taker rezilliğinden 1 puan kırdım demiş. Rotunda 4. Bu kadardı. SmackDown'ın 1000. bölümünde Eren Nur ve Ahmet bizimleydi. Ayrıca Wrestling Turkey admini Oğuzhan Demir bizlerle beraberdi. Oğuzhan, son olarak bir şey söylemek ister misin? İzmir falan filan. Vallahi bir demeyecek misin? Güzel, güzel oldu. Bir sene sonra tekrardan burada olmak güzeldi benim açımdan. Evet. Umarım bir daha gelmek isterim. Tabii bu sefer bu şekilde olmak, bu şekilde gelmek istemem. Güncel olarak takip gelmek isterim. Evet. İnşallah o günlerde gelir. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.